Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Uganda kasabı olarak bilinen Idi Amin, belki de sömürgecilik dönemi Afrika'sının en eli kanlı diktatörüydü. Yönetimi sürecince 300 ila 400 bin kişi öldürdüğü bilinmektedir. Bugün Uganda Cumhuriyeti olarak bilinen, o sıralarda İngiliz sömürgesi olan topraklarda yaşayan Müslüman Kakwa kabilesine mensup bir ailenin çocuğu olan Idi Amin, babasız büyümüş ve eğitime dair pek bir bilgisi yoktur. Yıldızını parlatan olay, İngiliz İmparatorluğuna bağlı Afrika'daki sömürgelerde faaliyet gösteren özel bir askeri birlik olan King African Rifles'a katılmasıydı. 1946'da bu birliğe katılan Idi Amin, Burma, Somali, Kenya ve Uganda'da da imparatorluk adına savaştı. Her ne kadar askeri yetenekleri iyi olsa da onun adını duyuran asıl olay sorgulamalarda sergilediği acımasız yüzü olmuştur. Ölçüsüz güç kullanımı hayattaki belirleyici faktör haline gelmiştir. Adaleli yapısı, kaslı vücudu ve vurduğunu indiren bir boksördü. 1951 ve 1960 yılları arasında Uganda ağır siklet boks şampiyonu unvanını elinde bulundurmuştur. 1962'de Uganda bağımsızlığına kavuşmuş ve başbakanlığına Obote getirilmiştir. Idi Amin'in yakın arkadaşı olan Obote ve Idi Amin ikilisi adeta ülkede yolsuzluk ve hırsızlığın başını çekmiş, paraları cebe indirmeye başlamıştır. Bu durumun sonrasında Uganda Cumhurbaşkanı rahatsız olmuş ve parlamento soruşturması açılmasını istemiştir. Köşeye sıkışan Obote karşı saldırıya geçmiş, Idi Amin'in yardımıyla anayasayı askıya aldırmış, Cumhurbaşkanının İngiltere sürgününe yollamıştır. Başkanlığa geçen Obote artık Idi Amin'le birlikte daha rahat at koşturmaya başlamış, Idi Amin ise ordu içerisinde pozisyonunu güçlendirmiştir. Idi Amin ülkenin genelkurmay başkanı olmuş, mafya babası gibi hareket etmeye başlamıştır. Silah kaçakçılığı yapıp diğer ülkelerin, özellikle İngiliz ve İsrail ajanlarıyla çok sıkı fıkı ilişkilere girmiştir. Obote bu durumdan rahatsız olunca onu diskalifiye etmeye çalışmıştı. Fakat Idi Amin baskın çıkmış ve 25 Ocak 1971'de Obote yurt dışına çıktığında Idi Amin darbe yapmış ve başkanlığa kendini getirmiştir. O tarihten itibaren Uganda'da her şey aşırılığa kaçmaya başlamış ve adeta ülkenin çivisi çıkmıştır. Idi Amin zaten fakir olan ülke halkının parasını daha çok çalmaya başlamış ve halkı iyice fakirleştirmiştir. Bu konuda ses çıkarmaya kalkanları ise kendi emriyle öldürmüş, hatta kendi kabinesine birçok bakan bizzat kendisi tarafından öldürülmüştür. Ekonomiyi düzeltmek adına takındığı saplantısı yüzünden İngilizlerin zamanında ülkeye yerleştirdiği ve ticaretle uğraşan Asyalı nüfusu, özellikle Hindistan ve Pakistanlıları ülkeden sınır dışı ettirmiştir. Bu yönü ile Idi Amin etnik ayrımcılık ile suçlanmaktadır. Aşırılıklar bununla bitmemektedir. Idi Amin iktidardayken 4 beyaz İngiliz'in taşıdığı taht-ı revanla dolaşırdı. Böylelikle eski efendisi İngilizlere olan takıntısı görülmekteyken bu şekilde intikamını alıyordu. Idi Amin insan eti yedi mi? Idi Amin Uganda diktatörlüğünde dünya kamuoyu ve ülkesinde sıklıkla yamyamlıkla suçlanıyordu. Idi Amin yamyam olduğu ve insan eti yediğine dair pek çok iddia dolaşmaktaydı. Kendisi zamanında bir kabileye esir düştüğünde zorla insan eti yedirildiğini itiraf etmiştir. İskoçya'nın son kralı. İngilizlerin en yüksek nişanlarını olan Victoria nişanlı ile öldürülen Idi Amin, 1976'da arabulucu olarak gittiği Kuzey İrlanda'da İskoç bağımsızlığı için mücadele ettiğini belirtmiş ve kendini İskoçya kralı olarak ilan etmiştir. Ayrıca İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'e evlenme teklifinde bulunan bu ilginç diktatör,
1975'te Suudi Arabistan kraliyet ailesinin fertlerinden birinin cenazesinde İskoç erkeklerin giydiği etek olan kilt giyerek katılmış, popüler malzeme olmuştur. Kendi karısının parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunmuştur. Bu sapkın diktatör aynı zamanda Hitler hayranıdır. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı mektupta Hitler 6 milyon Yahudi'yi gaz odalarına gönderdiyse bunu Yahudilerin dünya halkının çıkarlarına aykırı olduğunu bildiğinden yaptı diyebilmiştir. İdi Amin'in sonu. 1976'da kaçırılan meşhur İsraillilerle dolu Air France uçağının kaçırılmasında da parmağı olduğuna inanılmaktadır. Filistinliler tarafından Entebbe Havalimanı'nda İsraillilerle pazarlık yapılırken Mossad tarafından yapılan operasyonlar kurtarılan uçak yüzünden İdi Amin'in popülaritesi düşmüştür. 1978'de Libya birliklerinin desteğiyle Tanzanya'daki kuzey vilayetlerini işgal etmesinin üzerine İdi Amin'in sonu gelmiştir. Bu savaşta Uganda birlikleri yenilirken daha sonra Tanzanya birlikleri Uganda'ya girmiş ve Uganda ordusu darbe yaparak İdi Amin Dada'nın gitmesini sağlamıştır. Daha sonra Libya'ya kaçan İdi Amin Kaddafi'nin yanında uzun bir süre kalmış, ardından Suudi Arabistan'a yerleşmiş ve orada yüksek tansiyona bağlı kalp krizi sonucu 16 Ağustos 2003 yılında hastanede ölmüştür.